Taksim ederim. Hıncal, bir şey mi söyleyeceksiniz? Ben sadece şunu merak ettim. Biraz değiştirmiş olabilirim ama 14 yaşında oğlunuz şu anda, değil mi? Evet. Aşağı yukarı Şükür'ün kaybolduğu yaşla aynı. Bugün gitse ah kahrettim bir kızla kaçtı der misin? Bunu merak ettim sadece. Aynı şeyi sana da soruyorum. Fatma. Anlamadım, soruyu bir daha sor. Şunu soruyorum. 14 yaşındaki oğlun şu anda kaybolsa ah bir kızla kaçtı deyip kahreder misin? Yoksa ya arar mısın? 10 yıl boyunca şu anda senin oğlun olsan bir kızla beraber kaçıp gitse 10 yıl boyunca susmaya devam eder misin diyor. Yani Şükür de 10 yıl boyunca nasıl sustun diyor. Yani oğlana verdiğin değer kadar. Daha da açayım soruyor. Yasin'e verdiğin değer kadar. Tahsin'e verdiğin, oğullarına verdiğin değer kadar. Yok, Tahsin'e değer yok dedi o. Tamam, Tahsin'e geleceğim de. Şu anda yani olsaydı, Şükür'e bu değeri niye vermediniz? Olmasaydı durmaz mıydım yanında? Hayır, Şükür'e ver, şu, yani oğullara verdiğin değer kadar kıza değer vermemişsin diyor. Olsaydı verirdim. Şimdi peşine düşmemişsin. Ne biliyorsunuz düşmedim ya? Ne biliyorsunuz araştırma? Öyle yani. Düşmedi. Yani çünkü bildiği şey, bildiği şey arkasına niye yani, düştünüz? Bak şunu söyleyeyim. İkiniz de sonuçta gitmişler. Bak Yasin. Dedem, ikisi de size ben senin kardeşin. Bir dakika. Bildiği şeyin arkasına niye düştün? Çünkü biliyorum ne olduğunu. Ama şunu biliyorum. 10 yıl boyunca bir anne baba. Sen şimdi kayboldu Allah korusun. Bir yere gittin diyelim. Ya biri senin başına bir şey getirdi. Seni ortadan kaldırdı. Seni öldürdü. Ay Allah korusun. Ondan sonra... Yani ikisi 10 yıl boyunca susarsa bu normal mi canım benim? Normal değil. Evet. İkisi de diyor ki biz bu işi biliyoruz diyor. Yani Şükür'ün başına ne geldiyse biz ikimiz biliyoruz diyor. Aynen. O zaman hangisi öldürdü çocuğu? Keşke hepsi kaybolaydı, hepsi de kızım kaybolmayaydı. Sonuçta bu çocuk ölmüş. Ne olursa olsun anasının arkasında durdu. Basit bir şey mi yani? O mu annen mi bir şey yaptı? Dediğinizi duydunuz değil mi abla? Ne dedi, özür dilerim. Keşke hepsi kız olaydı, yaşamadı arkamda dururlardı dedim hanım, böyle olmazdı. Ya öyle deme yani, oğlan da kız fark etmiyor. Yok. Sen de yanlış şeyler yapmışsın yani. Yok dedim hanım. Saçlama olur. Sadece ona inanıyorum, ben inanmıyorum. Ya kızım olsaydı benim arkamda dururdu diyor. Aynen. O zaman niye çıkmamış 10 yıl önce abi, şey abla? Babana sor. Ona da sordum, sana da sordum. Hmm. Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi, babana ne sordum, babaanne dedi. Bir daha sorayım. 10 yıl niye çıkmadın baba? Oğlum ben sana atmadım mı? Kahrettim, bilmiyor musun sen onlardan bulunmamı? Aynısı. Sen niye çıkmadın anne? Ben dağdan geldim mi olmuş köye? Ben de rahmettim diyorum o zaman. Tamam. İnandın mı? İnandın mı? Dağda çıkmasaydın niye çıktın ki? Bundan sonra niye çıktın? İnandın mı? İnandım. İyi, bundan sonra niye çıktın? Niye çıktın bundan sonra? Çıkmasaydın 10 yıl geçmiş. 20 yıl daha geçerdi. Babam hapishaneye sokacaksın da ben rahat yaşayacağım. Onun için çıktım. Zaten ondan. Babam içeri girecek. Mallar alacağım. Ev alacağım. Aynen. Bu aklı sana kim veriyor biliyorum ben. Ya dedem veriyor. Ya senin o kardeşin veriyor. Bak ağzımı bozmuyorum. O ikisinden biri veriyor bak. Aynen. Peki Tahsin, abin niye senin gibi düşünmüyor? Anneni destekliyor. O bunun tarafında. Acaba niye? Senden daha fazla şey bildiği için olabilir mi? Bilmiyorum. Hiç konuşuyor musun abinle? Yok, buraya geldiğinde böyle konuşmuyor. Telefonum yoktu. Hat evde kaldı. Ha, evdeyken konuşuyorsundur sonuçta. Biz öyle şeyler konuşmuyoruz abla. Sen o işine gider, ben işime giderim. Ne alakası var? Dağa taşa gidiyorsun. Ablan buralarda gömülü mü diye şey, hayvanları otlatırken bakıyorsun. Sonra Tahsin'le konuşmuyorsun. Olur mu Yasin? Yani duyacaklarından mı korktun? Yok. Konuşmadık sadece. O da bir şey demedi, ben de bir şey demedim. Peki Tahsin niye babana öfkeli bu kadar? Bilmem. O annemin tarafında, arkasında. Niye ki acaba? Annem dolduruyor, babamın üstüne salıyor. Evet. Sen niye dolduramadın bak, annem, ki? Annem, babam, ablamla geldi. Bana telefon aç, ben koyun gidiyorum. Akşam doğum günü var çocuğun dedi. Akşam pasta alalım ya, kutlayalım dedi. Ama Tahsin odadan çıkmamış, pasta getirememiş. Çocuk çıkıp ben gittim, çıkartmaya çalıştım, gitti çıkmadı, çıktı. Kutlamadı. Babana niye çok ki acaba? Neden dolduruyorsun çocuğu? Senin doğum kaç gün, 18 yaşındasın değil mi? Kaç gün pasta kestin? Yani kaç doğumda daha pasta getirdi sana? Anlatsana. Ben istemedim ki. Ben Mustafa'ya sonra ne edeceğim pastayı doğum gününü? Hangi ne istemedin? Pasta geldi istemedin mi? Ben istemem pasta falan. Ne edeceğim ben doğum gününü? Ne zaman istemedin oğlum? Pasta geldi istemedin mi? Tamam. Hiçbir şey söylemeyeceğiniz var. Zaten hiçbir zaman babanızı. Derste dolmuş. Üstü alınmaz. Buradan gittin mi? Ben o Tahsin'i senin yanına yönlendireceğim. Buraya oturtturacağım yanına. İkiniz bir güzel büyük dönün. Onu geçiremedin mi yanına? Bak, onu halledemedin mi? O çocuğu onu dolduramadın mı? O çocuğu evden kovacağım bak. Onu dolduramadın mı? Bak kovacağım, seni yemeğe göndereceğim. Oraya yanına oturttur. Güzel yüklenin. Aynen. Tamam mı? Aynen. Hepsini çağır, sıkıntı yok. Adım da nasıl, soyadını nasıl değiştireceksen değiştir. Didem de gelsin, abim de gelsin. O Meğrem mi?
Eniştesi de, kocası da gelsin. Hmm. Yüklenin bakalım. Aferin oğlum. Nereye kadar aferin yükleneceksin? Oğlum, devam et. Aferin oğlum. Şükür'ü merak etmiyor musun hiç? Merak ediyorum. Neyi merak ediyorsun mesela? Nerede acaba diye. İki biliyorsa bu ikisi biliyor, çıkaracaklar. Elbet çıkacak oluyor. Ya ölüsün ya derisi demek istiyorum. O zaman niye annene babana kızıyorsun ki? Annene niye kızıyorsun? Anneme biraz daha kızgınım. Babama da kızgınım ama anneme daha fazla kızgınım. Ama onun yanında duruyorsun değil mi? Benim sevgililerim oldu muydu şey diyorsun ama onunla sevgilisi abla diyorsun. Aferin oğlum. Bu adam aferin erkek. Oğlum başka bir şey demeyeceğim. Aferin sana. Tamam. Sus. Aferin. Yani erkek yapabilir diyorsun. Kadın yapamaz aynen. mı diyorsun? Yok. Kafana mı? Aynen ona çalışıyor değil mi hanım? Başka yani eski yapalım. Kafa. Ama 3 tane boy boy oğlu var. Ben buna da dedim bak. 3 tane boy boy oğlum var. Yetmedi. Sonuçta ikisi de yanlış bir şey yapmış. Bana da söylediler değil mi? Hayır ben başka bir şey bana söylüyorum. Bana da söyledi. Ha. Evlenme biz ne olacağız diye. Evvela bizi bir ever dedi ondan sonra kendin evlendi. Yani sonuçta yanlış iki tarafta. Tamam anlıyorum ama yanlış iki tarafta da var. Evet. Şimdi sonuçta yani baban da bir sevgili yapıyor. Annenin de aynen. sevgilisi olmuş. Kabul ediyor. İşte. Ama diyor, ikimiz yanlış yapıyorsak. Niye bana kızıyorsun da babanın sevgilisine abla diyorsun diyor. Bu adam bir tane sevgili yaptı. Hı-hı. Söylesin kaç tane sevgili yaptı. Sen gördün mü? Biz beraber kan yaptı sevgilileri. Gördün mü ya? Gördün mü? Yaşma. Yanında niye yoklar? Daha dün geçen günü ben yanında gördüm. Yanında niye yoklar o zaman? Adam bir tane bir adam üst sefer aradı. Birini de açtı. Yanında çocuklarım var. Arayacağım ben sen dedi. Ramazan diye bir adam. Hı-hı. Kim o Ramazan? Söyle bakalım onun cevabını duyalım. Netçe. Bana istedin aynı sıra umurumda değil ki. Bir şey demeyeceğim. Bana inanmışsın ya, git ablan alay olmadı. Bak ben soruyorum, cevap vermiyor. Vermeyeceğim. Çünkü vermeyeceğim. Sen desene oğlum, bu köydeyken babam evden kovamadan yaptın sen bu hareketi desene. Hmm. Evet. Sor bakalım o kelimeyi bir. Yaptı. Sana gelen kadın ne dedi? Sana gelen, İspartak'a gelen kadın ne dedi sana? Tamam adam hayır demedi. Tamam dedi? Yaptım dedi. Değil mi bu? Ben yapınca ne oluyor? Benim yanımda özür dilemedim oğlum ben. Özür diledi. Benimkinden niye özür olmuyor o zaman? Ben hata yaptım dedim. Özür dilerim dedim. Benimkinden niye özür olmuyor o zaman? Benimkinden niye özür olmuyor o zaman? Senin bir tek değil ki çünkü. Bir tek değil ki. Oğlum benimkinden niye özür olmuyor? Peki Yasin şunu yapamaz mısın canım? Şimdi sonuçta bu iki aldatması ikisinin şahsi sorunu. Yani ondan sıyrılıp bizim meselemiz babanın ve annesinin aynen. sevgilileri değil konumuz. Aynen. Biz şu anda çok ciddi bir olayı konuşuyoruz. Bir kız çocuğunun, senin ablan olan 15 yaşında bir kız çocuğunun o dönemde tacize uğradığını, hamile bırakıldığını, arkasından da öldürüldüğünü konuşuyoruz. Bu her şeyden önemli değil mi? Önemli. Heh. O yüzden buna bir odaklanmamız iyi olmaz mı Yasin? Gerisi değil hiçbir abi. Şey önemli olmaması lazım bence. Ben ne desem o ne desem. Yani İkisini de desteklememen lazım bence. Aynen. Ben açık ve ne söyleyeyim. Ben onu da destekleme. Ablamın peşinden deyip bir kenara oturması lazım. Ya Şükür'ü desteklemen lazım. Sonra olay ortaya çıktıktan sonra katil oysa ya da oysa diğerleri hesabını sorarsın Yasin. Aynen. Niye bunu yaptın bana? Niye bize bunu yaptın? Aynen. Niye böyle yaptın? Ama senin Şükür'den yana tavır alman gerekmez mi? Aynen bu babası gibi, bir başka bir şey düşünüyor. Ya çocuğu suçlama. Senin Şükür'den yana tavır alman gerekmez mi? Evet. Niye bu tavrı almıyorsun peki Yasin? Çünkü yetişkin çok akıllı bir delikanlısı. Niye landırdı oğlum? Ne şey sana? Yani bir şey yapmamış ne ya çocuk. Ev alacak. Aynı ev alacak. Var. Başka bir şey araba alacak. Hı. 50 bin 100 bin lira üstüne para verecek. Aynen. Böyle anlaştık. İyi. Değil mi bu? Aynen. Böyle anlaştık. Her şeyi yapacak üstüme. Köyü üstüme alacak. Ben bir şey böyle diyeceğim ama millet sana diyordur merak etme sen. Aynen. Bu sen yaşa kadar sen, ben var getirdi çünkü sen değil mi? Bu yaşa kadar var getirdi değil mi? Var getirdi hele bu yaşa kadar. Evet. Kaç gün baktı sana? Ben o getirdim. Ben evet. cevabımı alayım sen bırak benim yaşım şeyimi. Ben bir şey sorma bana. Sen önceden bana boşanacaktın hiçbir şey istemiyordun. Ben hiçbir şey değilim senin. Şimdi ben hiçbir şey değilim ben. Kim aklına? Ben hiçbir şey değilim. Kim aklına getirdi? Benim hiçbir şey değilim. Sen aklına getirdi parasını al bunu al diye. Tamam ben hiçbir şey değilim senin. Tamam o zaman konuşma benimle. Peki özür dilerim ama Şükür'le ilgili ikisine niye sorular sormuyorsun? Geldiğinden beri sevgili. Aynen. Soruyorum cevap vermiyor abla. Net dinliyorum cevap vermiyor. Bir hafta dur onu geldi bir soru alar. Ondan anlayarlar gelirler ve bir de bana soru alar. Peki annem baban film izlerlerken duygusal bir film olduğunu annem baban ağlıyorlarmış. Evet. Bu gözyaşları Şükür için miydi yoksa filmdeki sahneler için miydi? Ne dersin? Bilmiyorum. Sen o evde sen onlarla beraber yaşadın. Annem babanla yaşadın. Ağlarlardı. Çok mu ağlarlardı? Ağlarlardı mı? Sen geçerdi. Ne düşünüyorlar biliyorum. Benim ikisi de burada abla. Buyurun sorun. O gözyaşları filmde Yasin'in söylediği gözyaşları Şükür için miydi? Aynen doğru yani. Onun Şükür mü aklına geliyordu? Yani. Onun şeyi aklına gelirdi ondan. Arkadaşlar Şükür'ün görüntülerini hazırlar mısınız lütfen?
Mustafa sen niye ağlardın kardeşim? Ben her zaman ağlarım lan. Duygusal bir adamsın. Ben normal birisi karşında ağlasın beni hemen bir dakikada dolarım lan. Ama şu an öfke var daha çok ağlamaktan aynen. Ziyade. Ya burada ağlayayım. Şimdiye kadar çocuk kayboldu ağlamadı şimdi nasıl ağlıyor? Onu söylüyor. Yorumcularınızın hepsi Demas'tan Instagram şeyinde hepsini görüyorum. Şimdi herkes farklı yorumda farklı düşünüyor. Ağlıyor şimdiye kadar ağlamadı şimdi nasıl ağlıyor? Ben burada gördüğümü söylüyorum. Öfke var. O öfkenin nedeni şey bana mi Fatma yazıyorlar. Ama? Ben ağlıyorum ama yine de Didem Hanım. Bana da yazıyorlar aynı şeyi. Yalan timsah gözleri şey arkadaş, gözleri. Arkadaş hazırladınız mı? Senin için bir kez daha. Çok izledim abla ben. Tamam. Diyorsunuz ya. Yani yaşıyor, baban söylüyor. Ben öldüğünü düşünmüyorum ama annen öldüğünü ve öldürüldüğünü bunu da babanın bildiğini söylüyor. Bak onlarca defa yayınladık. Evet, izledim. Ablanın görüntülerini. Bir daha yayınlayacağım. Sevgili izleyiciler, bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Azerbaycan'dan izlendiğimizi biliyorum. İran'da çok yoğun bir şekilde izleniyoruz, bunu biliyorum. Avrupa'da izlendiğimizi biliyorum. Hatta Amerika'daki izleyicilerimiz de var. Programı izliyorlar, tekrarlarını izliyorlar, bakıyorlar. Sevgili izleyiciler, Şükür'ü bir yerde gördüyseniz, en son Türkan'a benzediği aşağı yukarı tahmin ediyoruz. Yani görenler ve duyanlar, Allah rızası için. Ben %99.99 öldürüldüğünü düşünüyorum. Ama senin dediğin ihtimali göze alarak sevgili Yasin, ablanın görüntülerini bir daha ekranlara getiriyorum tatlım benim. Buyurun, görenler, duyanlar, tanıyanlar bizi Allah rızası için arasınlar. Buyurun lütfen. Kim anlar senin halinden, vay vay. Ey gönül yaralanma, dertlerin arşa gider. Kadir kıymetin bilmezler, vay vay. Ey gönül hoyrat gönül, gezen gönül, vay vay. Anlatamazsın kendini, söyleyemezsin derdini. Sevda deyip yanan gönül, vay. Ey gönül hoyrat gönül, tozlu yollar aşan gönül, seyyah olup gezen gönül. Gel yanıma. Gözlerinin kızardığını gördüm Yasin. Senden ricam, sadece ablanı düşün, olur mu? Tamam. Dağda hayvanları otlatırken çok ağladığını biliyor. Kim anlar senin halinden, vay. Şöyle düşün, kardeşin yani hayatta değil ve en azından bizi izliyorsa, yani ne bileyim, ben inanıyorum öbür dünyaya, bilmiyorum. Kardeşlerimle benim için bir mücadele veriyorlar diye. Cesedi de bulduktan sonra inşallah ruhu huzura kavuşacak. İnşallah. Başını öne eğme, tamam mı? Onu o kötülüğü yapanlar utansın. Sen kafanı kaldır. Bir araya...